Şimdi bu kısa bir video olacak, e, vokal kayıtlarını evde alırken yapmanızı önereceğim e, kolay kurulabilen ve e, sonsuz faydası olan bir numara var. O da şu, e, mikrofonla preampla falan hiçbirisiyle alakası yok, Condenser mikrofonlarda şöyle bir problemimiz var o da kondens mikrofonlar çok hassas ve her şeyi alıyorlar. Şimdi bu gayet güzel bir şey. Siz böyle hisli hisli okurken bütün e, samimiyeti, bütün işte hissiyatı, nefesi vesaireyi falan alabiliyorlar. Ama öte yandan alt komşu kıçını kaşırken onu da alıyorlar. Çok hassaslar çünkü. Şimdi burada hem doğru miktarda gain ayarlamanın hem de akustik düzenlemesi olmamış, yapılmamış bir ortamdaki duvarlardan yansıyan, camlardan yansıyan, masalardan, yüzeylerden, yerden yansıyan ses e, ekolarını yansımalarını mikrofonun almamasını sağlamamız lazım. Sebebi de şu birazdan örnekte göstereceğim ee, mikrofonu siz ortaya koydunuz, şarkınızı okudunuz işte belli güzel bir seviyeden falan ama mesela yüksek söylediğiniz yerlerde ya da işte tiz söylediğiniz yerlerde duvarlardan çarpan ekolar mikrofon tarafından toplanıyor, alıyor mikrofon bunları. Sonra ben onu mix'te işte kompreslemeye çalıştığım zaman, EQ yapmaya çalıştığım zaman bazı rezonanslar orada öten bir ıslık varmış gibi maalesef vokalden çıkartılamayacak seviyede e, yüksek bir şekilde duyuluyor. Çünkü biz orada mikrofonun kaydettiği sinyali belki 10 desibel, 20 desibel totalde kompresliyoruz. Yani işte bir vokal kanalında kompresleniyor, vokal basında kompresleniyor, işte e, master mix basında kompresleniyor. En son mastering'de kompresleniyor ve oradaki o ...altlarda sizin kayıt yaparken duymadığınız, fark etmediğiniz... ...zaten odanın içerisinde olduğunuz için e, ekstradan dikkat etmediğiniz oda yankıları... ...mikrofonla beraber kaydolduğu takdirde kompreslenince bayağı duyulmaya başlıyor. Şimdi bunu çözmek için yapmanız gereken şey çok basit. Öncelikle e, kare ya da U şeklinde e, dolap kapakları olur. Ben öyle yaptım, göstereceğim birazdan. İşte kapı köşesi olur. E, eğer ki asacak yeriniz varsa çamaşır ipiyle oluşturmuş böyle bir U şeklinde bir alan olabilir. Yani tek kişilik bir tuvalet kabini gibi düşünün. AVM'lerdeki tuvalet kabinleri gibi düşünün. O kadar bir alanda etrafına yorgan, işte battaniye, pike vesaire örtebileceğiniz bir yapı yapmak istiyorsunuz Yani sağlam bir şekilde bunu taşıyabilecek bir iskelet. Ben e, işte su borusu kullandım, e, mikrofon ayağı kullandım, e, dolabımın kapaklarını kullandım. Hepsi çalışıyor. Bir de şunlardan alıyorsunuz. Bunlar Troy marka 225 milimetrelik e, sağlam mengeneler. Bunları böyle ahşap işçiliği yapanlar işte e, uhuyu tutturmak için falan kullanıyorlar. Yani tek elle bunu sıkmak cidden. Zor. Belki koca adamım, 93 kilo adam bunu sıkmak bayağı zor benim için. Yani e, bunları birazdan videoda da göstereceğim. Yorganınızı asıp iskeletin üzerine tutturduktan sonra mikrofonu içine koyuyorsunuz kabinin. Ve vokal kaydınızı orada alıyorsunuz. Demoya geçiyorum. Şimdi size bir ufak demo yapacağım. Şimdi odanın içerisinde herhangi bir akustik düzenleme olmadığı için tavanlar gördüğünüz gibi boş, duvarlar boş. Ee, ben ses çıkardığım zaman bu sesler duvarlardan yankılanacak ve özellikle bağırdığınız yüksek sesle, tiz sesle söylediğiniz e, pasajlarda bu vokal seslerinden oluşan işte reverb'ler, oda yansımaları mikrofona girecek. O yüzden zaten stüdyolarda genellikle böyle işte kapalı ufak odalarda bu kayıtlar alınır işte şeylerde izole odalarda kayıtlar ki kuru olsun diye sonradan istediğimiz reverb böyle ekleyelim diye. Şimdi ben ufak bir demo yapacağım size. Kurdum düzeni de size göstereceğim. Şimdi şöyle elbise dolabımı kapaklarını açtım. Bakın normalde benim elbise dolabım. Ondan sonra üst tarafa çatı olsun diye paspasın sopasını koydum. Ondan sonra bu kuvvetli kelepçelerle mengene olarak satılıyor bunlar. Kelepçelerle yorganı tutturdum. Şimdi burada ben bağırdığım zaman hey 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 diye burada duvarlardan yansıyan sesleri muhtemelen duyuyorsunuz. Şimdi yorganın altına girelim. Evet. Hey hey test ses. Hey test. Ses. Bakın hem elbiseler hem de yorgan Büyük oranda dışarıya çıkan sesi kestiği gibi dışarıdan yansıyan sesleri de kesiyor. Ve burada çok daha kuru bir vokal alma imkanı oluyor. Eğer bir izovox alamıyorsanız çünkü cidden pahalı 6-7 bin lira civarlarında. Veya benzeri bir sistemde bir şey kuramıyorsanız evinizde böyle şeylerden borulardan vesaire sabit. O zaman bu şekilde kısa süreliğine işte dolap kullanarak veya kapı kullanarak veya mikrofon ayaklarını T şeklinde asıp onun üzerine benzer bir düzenek yaparak böyle bir kuru vokal kaydı ortamı alabilirsiniz. Evet ben bu kondensa mikrofonu yatak odasının ortasına koydum. Ondan sonra biraz hey test hey test diye bağırdım takdirde ondan sonra mikrofondan işte oda reverb'le de her şeyi duyabiliyoruz. Ben şimdi bunu kompreslediğim zaman da daha da duymaya başlıyoruz. Hele ki böyle bir prodüksiyon içerisindeki kompresleme miktarına çıkardığım zaman kompresyonu daha da duyacağız bu oda reverb'lerini. Şimdi ben mikrofon ayağını alacağım ve yaptığım iptidayı işte dolap içi e, vokal kabinine koyacağım. Şimdi oradan kayıt alalım. Evet, şimdi de vokal kabinimizin içindeyiz. Gördünüz mü ne kadar daha sessiz? Ne kadar daha kuru bir ses geliyor. Hey, hey, test bir ki, test ses, hey. hey, hey. Bakın istediğim kadar bağırıyorum. Ondan sonra odalardan yansımalar vesaire falan gelmiyor. İşte bu iptidai vokal e, kabini muhtemelen vokal kayıtınız evdeki vokal kayıtlarınızı en çok geliştirebileceğiniz hareketlerden bir tanesi olur. Ve neredeyse masrafsız sadece mandalları alıyorsunuz. Onun haricinde zaten yorgan, dolap vesaire gibi işte yorganınızı asabileceğiniz yerler zaten var. Ondan sonra işte mikrofon ayaklarıyla odanın ortasında istediğiniz yere de koyabilirsiniz böyle bir şeyi. Ve yani aşırı ucuz 7-8 bin liraya izovox alıp onu kullanmaktansa yani bunu böyle zaten her gün vokal kaydı almıyorsanız arada bir alıyorsanız bunu kurup ondan sonra işinizi bitirdikten sonra kaldırmak çok daha mantıklı çok daha ev dostu bir çözüm olur diye düşünüyorum. Evet, demoda da gördüğünüz gibi e, herhangi bir akustik düzenlemesi olmayan ufak bir odada e, aldığım vokallerde nasıl duvarlardan yansıyan ekolar geliyor. Ama e, kuru bir ortamda çok daha böyle hatta sanki bir radyo sunucusu gibi kupkuru bir ses geliyor. E, şey de kullanabilirsiniz tabii. Dinamik mikrofon da kullanabilirsiniz. Dinamik mikrofonlar bunun gibi işte şu SM7B gibi mikrofonlar oda seslerini e, çok daha az alırlar. Ama onların da bazı dezavantajları var. E, yani Mesela bunun için ciddi bir gaine sahip olan bir preamp ihtiyacınız var. Ben mesela burada ekstradan bir fet head kullanıyorum. 30 desibel bana fazladan gain veriyor. Veya işte güzel bir mikrofon olması lazım, şey de olsa dinamik de olsa. Zannedersem Telefunke'nin güzel dinamik mikrofonları var. Ludwig'in var. Ee, onun haricinde vokal kaydı için, enstrüman kaydı için genellikle bildiğiniz gibi kondensör mikrofonlar kullanıyoruz. Geniş diyaframlı kondensör mikrofonlar kullanıyoruz. Yani eğer ki evinizde bu tür bir problem yaşıyorsanız, e, hatta yaşadığınızı düşünmüyorsanız bile bu şekilde vokalleri aldıktan sonra kayıtlarınızı e, mixlemeye çalışmanızın çok daha profesyonel, çok daha kontrollü bir vokal kaydına e, olanak tanıyacağını düşünüyorum. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.